Herkese merhaba, ben Zimiş Istan Simay. Bu bir vlog başlangıcı. Buna vesile olan da Yeşim Hanım. Eğer videolarımı izliyorsanız altta böyle moral verici güzel yorumlarını görmüşsünüzdür. O bana bir hediye yollamış. O gelince heyecanlandım. Dedim herkes videolarda paket açıyor. Senin de şu anda bir paketin var. Sen de aç Simay'cığım. Şöyle arkasını göstermeyeceğim. Çok tatlı bir kart koymuş. Arkasında notu var. Telefonum ötüyor. Ve içinden bir sürü tatlı sticker çıktı. Bunları tabii ki acele etmiyorum her zamanki gibi. Yavaş yavaş açıp bir yandan kullanırken bakacağım. Telefonum susmuyor arkadaşlar. Çünkü neden? Bugün cuma. Söyledim mi cuma olduğunu? Cuma günü. Selin hatırlar benim bunu söylediğimi. Benden başka çalışan yok. Benim çalışmam için de en az bir kişinin çalışması lazım. Neyse, neyse. Ben size Allah deviriyorum. Şunu da elimden bırakayım. Sticker gösteriyordum. Bir de ben bunları çıkardıkça içinden düşenleri de gördünüz. Tam şu an kamerada yapamayacağım onu. Çünkü dediğim gibi gelen mesajlara bakmam lazım. Ama bir de böyle minnak bir defter çıktı. İçinde yere düşürdüm birkaç tanesini. Temizliğini kamerada değil sonra yap Simay. Bakın. İçinden böyle yuvarlak yuvarlak kağıtlar da çıktı. Ben bunları da tabii ki bir yere ayırıp başkasının çerçöpü benim süsümdür. Hele ki puantiye olduğu zaman bunları da bir yerlere ayırıp defterlerime süs olarak yapıştıracağım. Şimdilik bu kadar. Evet, paket heyecanımın üstüne bunu canlı yayın göstermek istedim. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz yeterince bence. Şu anki günlük sayfama bu gelenlerden anıları yapıştıracağım. Şu bu acaba görünür mü? Böyle banner gibi tutabilsem belki. Teşekkürler yazıyor. Ay bir dakika. Dediğim gibi bir yandan iş mesajları gelirken kafam karışıyor. Bunun tabii arkasında yapışkanı yoktu o yüzden. Kendi yapışkanımla. Bu tarz küçük şeyler için bu kalem şeklindeki yapıştırıcılar çok iyi oluyor. Onu da şöyle yapıyorum. Şimdilik bu segmentlik falan diyormuşum. Şu kartı da yapıştıracağım ama dediğim gibi arkasında bana kendisini yazdığı tatlış not var. O görünmez olsun istemiyorum. Bu biraz buraya uzun geldi ama şöyle yapacağım. Şuradaki boş ilerimden puantiyeliği seçiyorum tabii ki. Çünkü her yer puantiye. İçindeki puantiyeleri bile ayırdım. Hop. Şöyle yapacağım. Ki arkası deftere yapışmasın. İleride bakın böyle. Döndüğümde görüp bakabileyim. Buraya da yine journaling gibi yapmaya devam edeceğim tabii ki. Şu anda pazar günü öğlen saatlerindeyiz ve unutmadan size Simay'dan saçmalıklar isimli başlıklı artık number bilmem kaç bilmiyorum kaç bir hikaye anlatmak istedim. En son İşte markete gittiğimde şu böyle paketli barbunyalar satılıyor ya onlardan almıştım. Tabii ki bu tarz şeyler nasıl pişiriliyor, ne yapılıyor falan. Önceden birkaç bir şey yaptığımda annemle teyit etmiştim. O kısım okey. Hani önce bir haşlıyoruz falan filan.
daha doğrusu suya koyup rengini akıtıyoruz, bilmem böyle bir şeyler dedi. Tamam, okey. Ben işte bir miktar barbunyayı tencereye suyun içine koydum, ocağa koydum dün. Sonra böyle bu tarafa geldim, takılıyorum, ediyorum, bir şeyler izliyorum, bir şeyler okuyorum falan filan, klasik. Sızmışım. Sızmışım, ne olur ne olmaz diye telefonuma alarm kurmuştum ama onu kesinlikle duymamışım. Böyle 1,5-2 saat falan uyumuşum herhalde. Sonra bir anda panikle bir uyandım, böyle tuhaf bir koku geliyor. Mutfağa bir gittim, barbunyalar böyle bütün suyu çekmiş. Diyemem. Duruyorlar tencerenin içinde. Neyse, bu hafta sonu bombamda böyle olmuş oldu. Şimdi çarşamba günü şey var. Hangi aya geçiyoruz ya? Nisan? Nisan? Resmen kafam durdu, bir dakika. Aynen, Mart'tayız hala. Mart bitmedi ki. Nisan ayı günlük günlüğümün kurulumunu çekmiştim, editlemiştim. Onun seslendirmesini yapacağım. Siz bu videoyu izleyene kadar o yayınlanmış olacak zaten. O yüzden gösterebilirim. Şu keratis diyesim geldi nedense. Şu karatis defterleri epey zaman önce almıştım. Bunlar ilk çıkanlardan. Hatta bana niye onları kullanmıyorsun diyenler falan filan da vardı. Yani onlara cevabım, keyfimin kahyasısınız. Kafama göre seçiyorum. Ama dedim bir bunları kullanayım bakayım. Çünkü teyzem sağ olsun bana bayram için Bodrum bileti aldı. Onların yanına gideceğim. Bu hem böyle küçük kompakt işte o Delphonix çantama diğer ıvır zıvırlarımla birlikte bunu da sokalayabilirim diye bir de öyle bir plan yaptım. Çünkü planlar planlar tabii ki. Soracağıma her şeyi söyleyecektim. Bunun ilhamı Tubik'tir. Çünkü dediğim gibi ben Michael Keaton'ın işte Beetlejuice olarak geri döneceğini falan filan duymuştum. Ama bu kadar böyle trailer'ı çıkacak kadar bir noktada olduklarını hiç bilmiyordum. Tuğba bana trailer'ı yollayınca çığlık atarak izledim resmen. Sonra oturdum işte zaten Beetlejuice filmini izledim falan filan, hafta sonu böyle çılgınlıklar başlasın. Uzun zamandır gerçekten bu kadar heyecanlanmamıştım. Tam böyle o güne denk gelince, o yüzden bakın Tuğba'nın ilhamıyla Beetlejuice teması yaptım. Şimdi iki posta anlatmış olmayayım. Birazdan dediğim gibi o videonun ses kaydını falan alacağım. Orada anlatırım zaten. Bunları Etsy'den satın alıp kendim filmledim. Böyle bakalım. Hazır update geçiyorken okuma update'i de yapayım. En son bu kitaba başladığımı söylemiştim. Kaç sayfa okumuştum bakayım. 133. sayfada falanım. Yani güzel gidiyor ama bu hafta böyle bir kendime gelip de uzun uzun okuyamadım. O yüzden biraz yavaş gidiyor. Ama dediğim gibi bunlar benim hiç taktığım şeyler değil. O yüzden okey. Şimdi ses kaydını aldıktan sonra işte videonun üstüne koyup editleyip falan filan dandır almaya başladığımda yine bir yandan arkaya böyle dizi falan bir şeyler açıp bunu okumaya devam edelim. Zaten pazar günleri başka nasıl olsun değil mi? Hadi bakalım. Hala pazar günündeyiz ama ben 2 saniye şöyle tabureye oturup, çünkü öbür taraf çok karanlıktı. Bu kitabı bitirdim demeye geldim. Şöyle ki daha bir önceki çektiğim klipte sanırım işte çok böyle hızlı okuyamadım. Bu hafta zaten okuyamadım, acelem de yok falan falan diyordum. Ama şöyle bir şey oldu. Ben B vitamini iğnesi oluyorum. Böyle işte ilk başta her gündü. Sonra 2-3 günde bir olmaya falan filan başladı. Bugün pazar olduğunu unutup günleri karıştırıp iğne olmaya gittim. O iğne olduğum yer pazar günleri kapalı. Sadece pazar günleri kapalı ama işte. Neyse. Bir gittim kapalı, sonra aa bugün pazar deyip tıpış tıpış eve döndüm. Yürüyüş oldu, gerçi güzel oldu da. Bunu hemen bahane olarak kullandım. Simay dedim. Sen bu kafayla onu bunu yapacağım, şunu halledeceğim, bilmem ne, onlarla uğraşma, bırak bir sal ya dedim. Sal yani. Öyle olunca bol bol böyle kapanıp kitap okumaya zamanım oldu. Sevdim çok. Bugün günlerden pazartesi ve çok zor bir başlangıç yaptım. Pazartesileri ilk toplantım sabah 10'da. Zor bela böyle 9.30 muydu neydi sanırım. Öyle bir saatte uyandım. Hemen böyle acil acil toplantı için hazırlamam gereken dokümanları toparladım falan filan. Sonra link çalışmadı. Girmeye çalışıyorum bilgisayardan, link çalışmıyor. Ondan sonra tam böyle işte bana link atın da telefondan gireyim falan dedim. Telefona
İşte o zımbırtının uygulamasını yükledim. Tam böyle oradan girmeye çalışıyorum. Bilgisayarım kapandı. Dokümanı açamadım falan filan. Ay, öyle başladı yani. Neyse, şimdi şu anda saat kaç? Şu an saat 3'e çeyrek var ve artık bir mola verdim. Bugün hiç verememiştim çünkü böyle her şey üst üste geldi. Bir mola verdim. Biraz kitap okuyorum. Buna başladım. Buna başladım. Biraz bunu okuyorum. Her ne kadar kafadan biraz gıcık etse de şöyle gözükecek mi bakayım? Tutabiliyor muyum? Evet. Yani sırfıncı gün ne demek? Onu bilmiyorum. Genelde hani kelime oyunu falan bir şey olsa altta çevirmen notu ya da editör notu falan oluyor. Bilmiyorum. Ondan önceki çünkü gayet sıfırıncı gün. Hani sıfırıncı gün nedir? Onu bilmiyorum ama neyse. Hikayeyi merak etmiştim. O yüzden okumaya devam edeceğim. Zaten özellikle maalesef Türkçe çevirilerde bu tarz şeylere çok takılmamaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla kitapta çok fazla tapaj oluyor. Yani onların hepsine böyle teker teker takılırsam kapıları yerim herhalde. Şimdi kitabıma dönmeden önce bir de yemek yemem lazım. Kitabıma dönmeden önce şunu söylemek istedim. Bu kutuya bir önceki vlogda göstermiştim. Sanırım bu kutuya yerleştim. İçi dolu şu anda ama ben tabii ki bunu böyle birkaç gün boyunca ne koysam, ne yapsam, ne nereye sığıyor falan filan diye deneyler yaptığım için haliyle o süreçleri çekmedim. Yani bir hafta boyunca kutu doldurma videosu izlenmez sonuçta. İnşallah mesai bitince bunu boşaltacağım. Tekrar baştan yerleştiriyormuşum gibi işte ne düşündüm, ne yaptım, ne ettim falan neden olmasın çünkü. Onu neden anlatacağım. O zaman mesai bitimine görüşürüz. Herkese hello. Söz verdiğim gibi kutumu aldım geldim. Şu an gördüğünüz gibi içi boş. Sanki böyle baştan yapıyormuşum gibi numara yaparak da anlatı tekrar yerleştireceğim. Çünkü öncesinde de dediğim gibi eğer bunu baştan sona seçme kısımlarıyla falan böyle yapsaydım zaten sırf o kısım 3 gün falan sürerdi. Ona hiç gerek yok. O yüzden şimdi hadi bakalım döndürüyorum kamerayı. Her şeyi böyle. Bakayım tepodu döndürebilecek miyim? Ortalığa saçtım gördüğünüz gibi. Umarım. İşte anlatacağım yapıyormuş gibi diye hava attım ama neyi nereye nasıl koyduğumu hatırladım diye umuyorum. Bir de tepodu böyle koyabilirsem. Evet, şimdi bu böyle bir kutu. İçinden çıkan zımbırtıları da göstereyim. Bunlar birazdan göstereceğim. Bazı böyle bölmelerin arasına koyabilmeniz için eğer isterseniz. Şu bu kilidin yedeğiymiş. Burada neyi gösteriyordu? Evet, eğer gerekirse şu zımbırtının yedeğini nasıl takacağınızı gösteriyor. O yüzden bunları kaybetmemem lazım. Yine sağlam bir yere koyacağım. Ve tat da 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 hiç açmamışım gibi. Hop. Bilgisayarıma çarpıyor. Şunu kaldıralım. Tatarara. En sevdiğim yanlarından bir tanesi dediğim gibi böyle geniş geniş açılması. Ben de buna benzer art bin gibi bir şey vardı bir ara. Onu da kardeşim vermişti sanırım. Bakın böyle duruyordu o. Ve şu mesafesi tepsiler arasındaki birbirine çok yakındı. O yüzden böyle elimi soktum, çektim, çıkardım falan zorlanıyordum. İlk bir denedim. Sonra kullanmayı beceremeyince bırakmışım. Biraz geri mi çeksem acaba? Göbeğimi alma. Evet, şimdi ben bunun içine sık kullandıklarım ve gözümden uzak olduğu için aklıma gelip kullanamadıklarım ama kullanmak istediklerim karışımı bir şey yaptım. O yüzden şu en alt kattaki stickerlarla başlayacağım. Bunları tamamen nasıl sığarsa öyle koymaca gibi bir şey yaptım. Şu mesela böyle AliExpress'ten aldım. Burada Hello Kitty olduğuna bakmayın. İçinde çok farklı, alakalı, alakasız bir sürü şey var. Aşırı ucuzdu. O yüzden aldım. Gerçekten karmakarışık yani. İçinden ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Bunları mesela kullanıp bitirmek istiyorum. Şunlar böyle ortalıkta kalmış Heartstopper stickerlarıydı. O yüzden onları da buraya ekledim. Yeni kitabı, yeni volümünü daha bulamadım ama bulduğumda okuyacağım. Hem böyle onu okuduğum zaman hazır olsun dedim. Hem de minnoşanlara bu stickerlar gayet kullanılabilir. Çok saçma bir açıda duruyorum. İnşallah batırmayız. Bu Miffy stickerlarının olduğu bir set. Bir dakika ya, kamera açısını değiştireceğim ben.
Tamam, inşallah böyle daha rahat olacak. Gerçekten imkanım olsa kendime kameraman tutardım. En azından şurada tutunca düzgün göründüğünü görebiliyorum. Ufaktan bir açayım. Çünkü buradan belli olmuyor. Bunun içi genellikle böyle Mifi stickerleri. Bunları da yine böyle AliExpress'ten. Hani onlar da böyle ucuz ucuz paketler yapan mağazalar oluyor ya. Hani çok da kaliteli sticker beklemeyin misali. O tarz bir yerden almıştım yine. Bunu da buraya koyalım. Yine stickerlardan devam ediyoruz. Şunlar böyle pırıltılı pırıltılı göründüğü için beğendiğim stickerlardı. Orada burada bir yerlerde kullandım. Yine kullanıp bitirmek istiyorum. O yüzden onları da buraya koydum. Bunlar da filmin heyecanıyla aldığım yine AliExpress'ten böyle ucuz toplu paketlerden Barbie stickerleri. Bunları da kullanıp bitirmek istediğim için buraya koyuyorum. Bu stickerların hepsi kullanıp bitirmek istiyorum temasına uygun zaten. Şunları şuradan alayım. Ay ay ay. Her yeri darma duman. Neyse elime almışken direkt sokalayabilirim bence. Şuradan başlayayım. Bunlar mesela bir Türk mağazadan almıştım bunları. Şunda Friends'den sahneler var. Bunda Tarantino filmlerinden bir şeyler var. Bunda Ten Things üstüne yazmışım hatta. Görünüyor mu oradan? Ten Things I Hate About You filminden bir şeyler var. Bu ikisi Harry stickerları mesela. Bunları da hep unutuyorum. Hani konuyla alakalı böyle filmlerden gönderme falan yapayım istiyorum. Unutuyorum. Onları da oraya koydum. Bu yine bunun içinde de böyle karışık işte. Succession'mış. Başka neydi? Of unuttum kızın adını. Neyse dizi, film, karışık falan o tarz stickerların olduğu bir şey bu da. Bunu da yine unutmayayım diye buraya koydum. Şu seti çok böyle beğenerek kalmıştım. Şuradan gözükecek mi? Bu tarz şeyler var içinde yine. Kullanmayı unuttum ama unutmak istemediklerimden. Şimdi bir dakika, önceden burayı böyle yapmamıştım. Kalemleri sığdıramayacağım sonra. Neyse ben devam edeyim de tekrar gerekirse düzenleriz. Şu an teker teker sticker gösterdiğime pişman oldum galiba. Çok uzun sürüyor çünkü. Bunlar da hiç tarzım olmadığını keşfettiğim ama kullanayım bitsin dediklerim. Bunların içinde bazı Alice görselleri olan şeyler var. Sonra neyler var? Yine AliExpress'teki karışık paketlerden. Bunlar Morang stickerları yine aynı şekilde. Bunlar böyle washi stickerlar gibi. Allı pullu gezegenler mezegenler falan var. Çok beğenmiştim. Bunları da genelde unutuyorum. O yüzden buraya koydum. Sonra şu küçük paketleri yukarı alırız. Şu bu sette kalan son kızlar. Onları da kullanıp bitirmek istedim. Bunları da buraya sokalayayım. Bunlar da yine böyle tek tük kalan temalı stickerlar. Dediğim gibi bunlar tamamen hani Simaycığım elinde böyle bir şeyler var. Kullan bitir. Kenarda durmasın kısımları. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Bunu da gösterdim zaten. Devamı da geliyor. Aynı şekilde Smile kullan bitir. Bunlar da yine böyle karışık tekli stickerlar. Bunlar da kitap korudu seti gibi bir şeydi bu galiba. Bunu da tamamen unutmuşum mesela. O yüzden kitap sayfalarıma falan da yapıştırdım diye buraya koydum efendim. Şimdi alt kata geçerken dedim ya, hem kullanmak istediklerim hem de sık kullandıklarım karışımı bir şey olacak. Aa, bir dakika, bunu da mı aşağı koymuştum? Şimdi de kamerayı aşıp öbür tarafa ulaşamıyorum. Evet. Bunlar da böyle Stationery Pal'den almıştım galiba bunu. Şöyle şöyle tekli tekli etiketler var içinde. Bir ara günlüğümde böyle tarih atmak için falan bunları kullanmıştım. Bunları da dedim kullanıp bitireyim. Şöyle çok yükseklik yapmasın. Burada dursunlar. Çok sık kullandıklarımdan da az buçuk defter turlarımı falan izlediyseniz çoğu boşluğu puantiyelerle dolduruyorum ben rengarenk. Ve onlar genelde bunlarla yapılıyor. Bunları her gün her gün her gün her gün her rengi olmasa da her gün kullandığım için şu alt kısma buraya hop bıraktım. Sonra yeni aldığım yani diğerlerinden daha yeni olan şöyle İki set washim vardı. Bunları mesela Wix kurulumlarında falan kullandım ama tam böyle yerleri olmadığı için
Bir yerde de sokalamışım. Bu da çok tatlı. Varlıklarını unutuyorum. Unutmayayım diye. Ay nefes nefese kaldım yalnız. Onu uzanmıyor zaten. Onları da buraya sokaladım. Şöyle kaldırmam gerekirse. Alt tepsimiz şu anda böyle. İleriki günlerde ekstra bir şeyler sokalamayacağımızı garanti edemiyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Yine açıyı biraz düzelttim. Ah, bunları unuttum. Bunlar da yine boş stickerlar. Böyle ince olmaları falan çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunları da yine bu aşağıya sokalıyorum. Bunları asıl Hobonichi kazında kullanırım diye heveslenip almıştım. Ama sonra işte diğerlerinin arasında karışıp unutunca kendime biraz gıcık oldum. Sonra en böyle merak edip severek aldığım ve kullanmayı en çok unuttuğum şunlar var. Çeşit çeşit. Böyle vız diye tipex gibi giden artık boşi mi oluyor ne oluyorsa işte şekilli şüküllü bir şeyler çıkıyor ya. Onları da mesela şuraya dizdim sığdığı kadar. Bir de böyle olanları var. Çobanın için falan bu sene satmaya başladıkları da aynı bunlardan. Bu buraya sığıyor mu? Hiç sığmıyor. Tamam. Şöyle bir şeyler yapmıştım. Sığdığı kadarını buraya koyup sığmayanları şurada devam etmiştim. Bunlar da böyle post-it highlighter gibi. Böyle vıcık diye uzanıyor ama şeffaf oldukları için bayağı highlighter'mış gibi bir şeyler işaretleyebiliyorsunuz. Üstüne de o Sharpie gibi kalemlerle yazabiliyorsunuz. Bunları da yine Wix'te çok kullandım ama bir yandan da kullanmayı unutuyorum. O yüzden buraya koydum. Şunlar. Zaten bunlar sıklıkla kullandıklarımdan mesela genelde elimin altındalar. O yüzden sık kullandığım için burada bir şeyler şaştı. Bunlar buraya sığmıştı çünkü. Heh. Buraya koydum. Şunun bir tanesini mi sıkıştıramadım? Ne oldu? Ha, sığıyormuş. Tamam. Şu Kokuyo'nun minnak postitleri var. Özellikle Wix'imde daha henüz direkt kağıda yazma cesaretini gösteremediğim bir şey varsa not almak için kullanıyorum bunları ama çok minnak oldukları için masamda kaybedip durmadan aramam gerekiyor. O yüzden bunları da buraya koydum. Onun altına da şu kendim Pinterest'ten bulduğum, kesip yapıştırdığım minicik stickerlarım vardı. Bunu da yine uygun durumlarda kullanayım diye buraya koydum. Bu raf yok. Bu raf daha bitmedi. Sonra tabii ki washi'lerimiz var. Şunları zaten şuradan gösterebilirim. Masamdaki kutular var böyle. Bunların bir tanesini de koymuştum. Normalde daha büyük kutularım var içinde washi'lerimin olduğu ama sık kullandıklarımı oraya ayırmıştım. Şimdi aynen o ayırdıklarımı bunun bu üst kısmına koydum. Yine abarmamaya çalışıp sığdığı kadar şu parlaklardan mesela vazgeçemiyorum biliyorsunuz. Bir dakika bunları nasıl sığdırmıştım ben? Böyle şu parlaklar yan yana olsun diye böyle yapmıştım. Evet. Sonra devamını böyle yan yan mı koydum? Ne yaptım? Bir şey yaptım ya. Galiba bunları da. Çünkü orada boşa gitmeyecek kadar bir yer kalıyor. Şu muminleri de buraya koydum. Small Things'i zaten çok seviyorum. Onu da koydum. Bunları da buraya. Şu an olmadı çünkü bir şeyler karıştı. Bir dakika. Şu daha ince sanki. Aynen. Bunu buraya alalım. Washi'lerimi de böyle koydum. Sonra geliyoruz bir alt kata. Şimdi bunları nasıl yapmıştım? Şöyle bir clips washim var. Hiçbir yerde düzgün durmuyor. Zaten bunların ucu hep böyle ya. Onu şunun dibine bir yerlere koydum. Ama ondan önce burada bir şeyler kurcalıyorum tabii ki. Onun altına şu şeffaf bandı çok sık kullanıyorum. Hatta bitince böyle ağlamaklı olduğum ürünlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Onu hemen şunun dibine koydum. Burada nispeten daha yeni geçen gördüğüm kadarıyla hiçbir yere henüz sokulamadığım minik minik şeyler var. Şunlar da böyle minik minik yıldızlar. Uhu ile yapıştırıp süslemek için. Bunları da mesela daha denemedim. Deneyeceğim. O yüzden onları buraya koydum. Burada böyle birkaç tane geçmişte printlediğim
Hani yeri gelince ya da istersem kullanırım diye printlediğim bazı fotoğraflar falan vardı. Onları da böyle koydum. Bunu da yine sanki evet. Bunun yanına mı koymuştum? Bu öbür tarafta mı? Neyse bir dakika. Şimdi baştan diziyoruz gibi oldu. İşte korktuğum başıma geldi gerçekten. Şurada birkaç parça bir şey kaldı. Onlar çok yormadan sığacak inşallah. Ha, şunu hatırlıyorum mesela. Bir şu vazgeçemediğim tombonun silgim var. Bir de bu oyun hamuru gibi olan silgi var. Çizimlerde falan kullandığım çok çizim yaparım. Onları şöyle koymuştum. Buna az çok eminim. Şu da mesela şuraya koyduklarım gibi ama bunun varlığını bile unutmuşum. O yüzden şuraya aldım. Sanki bunu böyle koymuştum. Bu da tarih damgam. Günlüğümde mesela şu anda kullanıyorum bunu. Çok sık kullandıklarımdan biri. Onu da oraya koydum. Takır tukur sesler geliyorsa sandalyemden topluyorum bunları. Sonra bunu böyle mi koymuştum acaba? Nasıl koymuştum? Hayır, bu buraya bir yerlere tam sığmıştı. Evet, tamam. Sanırım hatırladım neyi nereye. Keşke önceden fotoğrafını çekseydim ya. Ay. Şöyle bir puantiyeli washim var ama gördüğünüz gibi şu arkası kendinden kağıtlı olanlardan ve bunlar hiçbir şekilde düz durmuyor. Bant yapıştı diyeceksiniz kenarına ama o zaman da tak çıkar tak çıkar bir gıcık oluyor yani. O yüzden hiçbir zaman yapmıyorum şu pırıltılı washi. El altında olması lazım tabii ki. Onları sanki buraya koymuştum. Bunu mu böyle koymuştum? İnşallah. Yok. Şöyle yapsam. Sanırım şu uhu. Şu da yine günlüklerimde falan tarih atmak için kullandığım stamplerden biri. O da elimin altında olsun diye buraya koydum. Şuraya gerçekten nasıl yerleştirdiğimi hatırlayamadım şu anda. Bu da yine uhu. Anlatacağım dedi. Ne yaptığını çözemediği için anlatamadı. Burada bir saçmalık oldu da hadi bakalım ben bunları nasıl sıkıştırmıştım acaba? Böyle miydi? Yo. İşte Simaycığım. İşte fotoğraf çekmezsen böyle olur. Bu da böyle sığmıyor. Böyle de sığmıyor. Neyse bunları böyle koyalım. Şunu şöyle koyayım. Yıldız stampim var. Puanlamalar falan filan yaptım. Onu da buraya koyuyorum. Bu durumda. Yok bu buraya sığmıyor. Vallahi ters oldu bu. Uhuları bu tarafa koyacağız. Gerçekten işte bunu yapmak istemiyordum ama yapmış oldum. Yapacak bir şey yok. Sonra bir de şu en son aldığım bıdık bıdık voşilerim var. Onları da yine buraya sokalım. Şu an bir etrafıma bakıyorum. Bir şey unuttum mu? Hayır, unutmadım. Evet. Bol boş konuşmalı kutu kurulumunu böylece tamamlamış bulunuyoruz. Niye bu kadar yoruldum bilmiyorum ama dediğim gibi pazartesi akşamı halihazırda yorgun olduğum için olabilir. Çünkü tripodu şöyle kendi boyumu yükseltene kadar bile bakın bakın sol kolum bayağı kas yaptı. Çok saçma. Evet efendim. Ya umuyorum editlerken kendime küfür etmem. Çok uzun ve saçma sapan olmamıştı düzenleme kısmı ama kutu düzenimiz böyle.